Merhaba sevgili Terazi Burcu Eril ve Dişil Enerji. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Eril ve Dişil, hangi enerjide olacaksınız? Ay tanrıçası, sevgili Eriller, içgüdüsel olarak bazen güvensizlik yaşıyorsunuz. Ama ay tanrıçası diyor ki, gecenin karanlığında bile umut vardır. Kesinlikle umudundan vazgeçme. Bakalım. Vay. Sevgili Terazi Burcu Erilleri, bu ne güzellik. Haftaya öyle bir güçlü başlıyorsunuz ki, öyle bir savaş içerisindeyseniz eğer, ben bu savaşı kazanacağım. İçgüdüsel olarak ben buna hazırlandım. Ben duygularımla, maddiyat ve manevi olarak ben her şeye hazırım diyorsunuz. Ve hayatınızı tümüyle bu hafta başında değiştirmeye karar veriyorsunuz. Öyle bir güzel değiştiriyorsunuz ki kendinizi bazen böyle daha öncesinde değiştirmek istediniz, yapamadınız ama burada imparatorluk kartı çıktı. Artık kesin karar verdim, ben değişeceğim diyorsunuz. Umarım sizin için hayırlı olur. Güçlü bir değişim olacak çünkü güçlü bir yenilik olacak. Bir iş anlaşması da olabilir ama gerçekten güçlü bir değişim olacak. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et. Evet. Eğer ki kendini böyle kötü hissediyorsan, işte kendini yaratıcı gücünle kendini ifade edecek konular bulabilirsin, kendine iyi hissedecek durumlar yaratabilirsin ve yaratıcı gücünü ortaya dökebileceğin bir hafta olacak. Aldım, kabul ettim. Bakalım, hilekarlıkla karşılaşabilirsiniz sevgili terazi dişilleri. Oh, bir sürü kart düştü. Bakalım bu hilekarlık neden olacak? Ah, bakalım. Hilekarlık neden oluyor? Hayatınızda hilekarlıkla karşılaşabilirsiniz ya da kendiniz bu enerjide olabilirsiniz. Çünkü burada emeğinizin karşılığını almadığınızı düşünebilirsiniz. Duygusal doyumsuzluğunuzu artık ben duygusal doyuma ulaşmak istiyorum. Ben artık emeğimin karşılığını almak istiyorum. O kadar çalıştım, çabaladım. Maddi manevi artık bir şeyler kazanmak istiyor olabilirsiniz. Bu yolda hilekarlığa başvurabilirsiniz. Yapmayın lütfen. Çünkü burada gerçekten hilekarlığa başvurmazsanız kazanan siz olacaksınız. Eğer karşı taraf ile ben saf kalbimle kesinlikle maddi manevi çabalıyorum diyorsanız, karşı tarafa dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada sizin gücünüzü, kuvveti, kraliçeyle, kral ve kraliçe çıktı çünkü burada. Gücünüzün had safhada olacağı, çünkü maddi manevi güçleneceğiniz dönemde sizi hilekarlıklar bulabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım. Almak için kendine izin ver. Bu ön sezini, enerjini başkalarına verebilme kabiliyetini arttıracaktır. Ön sezilerinize dikkat etmeniz gerekiyor ve o enerjide kalmanız gerekiyor. Alma verme potansiyeline geçmeniz gerekiyor. Çünkü burada gerçekten hilekarlık var. Burada duygularınızın ve maddi için çaba harcadığınız için bereketi, kısmeti alacaksınız. Ama burada da gerçekten ruhunuzu arındırmanız gerekiyor ki alıcılık, yani size olan istediğiniz, gerçekten istediğiniz şeyi yüreğinize akıtabilmek için sevgili terazi dişilleri. Aldım, kabul ettim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.